Atölyenin içinde tüm yaptıklarım ve ürettiklerimle var olduğumu hissettiğim yer. Çünkü benim için hayatta mutlu olmanın en önemli kriterlerinden biri üretmek. Ürettiğim yerde atölyem olduğu için benim kendimi en rahat, kendimi en iyi ifade edebildiğim yer atölyem. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Tek çocuğum. Babam eğitimciydi, dil bilimciydi, lingüistti. Annem ev hanımıydı. Babam çok zeki, otoriter, bir o kadar neşeli, etrafına neşe saçan, eğlenceli bir insandı, kişilikti. Annem çok güzel, kabiliyetli ve elinden her iş gelen bir kadındı. Ben çok özgür, rahat büyütüldüm. Tek çocuk olduğum için çok fazla yalnız vakit geçirirdim sıkılmadan. Dönüp geriye baktığım zaman odamda halının üzerinde izlediğim çizgi film karakterlerinin küçük tutkal hamurundan heykellerini yapar, onları boyar, onlarla oynardım. Üniversiteyi bitirdikten sonra 6 yıl profesyonel iş yaşantısına başladım. 6. yıl Allah'ım ölüyorum dedim. Bu bana göre bir şey değil. Bir firmada saatlerle sınırlandırılmış bir işte çalışmamın beni çok mutsuz ettiğinin farkına vardım. Ne yapmalıydım, nasıl bir çıkış yakalamalıydım? Yine kabiliyetlerim doğrultusunda bir iş yapmam ve bir şeyler üretmem gerektiği kararını verdim. Eşim bu konuda çok destekledi ve işi bıraktım. Tasarım hep ilgi alanım olduğu için gümüş takı tasarımına gitmiştim. Kendime bir koleksiyon hazırladım. 40-50 parça. Ve Türkiye'nin en büyük iki tekstil firmasından birine bağlantı kurdum. Ne yaptığımı anlattım. Görüşme talep ettim ve gittim. Koleksiyonumu görünce çok beğendiler. Ve hemen sipariş aldım. Çalışmaya başladım. Onun ardından kapılar zaten açıldı. Çünkü Türkiye'nin en büyük firmalarından biriyle çalışmaya başlamıştım. 4 büyük firmaya daha gittim, tekstil firmasına yeni koleksiyonlar hazırlayarak. Hepsinden kabul aldım ve 5 firmanın tüm aksesuarlarının tasarımlarını ve üretimlerini üstlendim. Bunun için atölyem vardı. Yanımda çalışması için kadınlar yetiştirdim. Çünkü çoğaltmak gerekiyordu tasarladığım her şeyi. 4,5-5 yıl bu işi yaptım ve çok keyifle yaptım. Daha sonra hamile kaldım kızıma. Kendim büyütmek gibi bir saplantım vardı diyeceğim. Çünkü bazen yaşarken yaptıklarımıza dönüp baktığımızda tekrar edildiğinde yapmayabiliriz. Ben yaptım. İşi bütün firmalarıma son 7. ay hamileliğime kadar koleksiyonlarını hazırladım. Hepsine koleksiyonları verdim ve vedalaştım. İşi bıraktım. Kızımla okula başlayıncaya kadar tüm zamanımı onunla geçirdim. Sonra bir gün kızımı yuvaya götürürken Ali arabana sordu. Anne sen niye çalışmıyorsun? Ben de dedim çalışıyordum seni büyütmek için bıraktım işi. Ben çoktan büyüdüm. Sen dedi niye çalışmıyorsun evdesin? Bence bir darbe. Çocuklar bazen sizden önce fark ediyor. Gerçekten hemen üretmeye başlamam gerektiğini farkına vardım. Ama bu sefer baştan başlamayacağım bir iş olmalıydı. Hayatımın sonuna kadar yapıp mutlu olacağım bir iş bulmalıydım. Ve sanat yolculuğuna resimle başladım. Bahattin Odabaşı Atölyesi'nde 5 yıl çalıştım. Canlı modelden kara kalem, yağlı boya ve kuru pastelle çalıştım. Daha sonra boyut arayışım vardı. Ayfer Karamane'nin bir sergisine gittim. Retrospektif sergiydi. Çok büyük rölyefler ve seramik heykeller vardı. Çok etkilendim. Tamam dedim, seramiğe başlamalıyım. Ayfer Karamane'ye ulaştım. Atölyesine gittim. Hemen anlaştık. Çizimlerimi çok beğendi ve onun atölyesinde çalışmaya başladım. Ayfer Karamani ile 4 yıl çalıştım.
çok keyifli, sıcak, müthiş bir atölyesi vardır ve Ayfer Karamane'nin son öğrencilerindenim. Orada dördüncü yılıma geldiğimde seramik heykeller yapıyordum ve hoca bunu pek onaylamıyordu. Kendisinin bir seramik sanatçısı olduğunu, seramik heykel yapmamın doğru olmadığını, bir heykeltıraşla çalışmam gerektiği konusunda beni uyardı ve onun üzerine biraz araştırma yaptım. Kimle çalışmalıydım? Bu piyasada çok fazla ders veren ve donanımlı atölyesi olan hoca yok. Yunus Tonkuş'a ulaştım. Yine ona da çizimlerimle ve seramik görsellerimle gittim. O da bana atölyesini açtı. Ve Yunus Tonkuş'la çalışmaya başladım heykele. Heykele başladığım zaman aslında gerçekten olmak istediğim, yapmak istediğim, varmak istediğim noktanın bu olduğunu anladım. Heykel tam da yapmak istediğim şeydi. Çok çeşitli malzemelerle hoca bizi çalıştırdı. Canlı modelle çalıştık hep ama malzemelerimiz çeşitliydi. Amcam Altan Sungar da cam sanatçısıdır. Benim formlarımın cama çok uygun olacağını, cam çalışmayı öğrenmemi ve cam heykel yapmam konusunda beni yüreklendirdi. Ve 2002 yılında Sayın Yılmaz Yalçınkaya tarafından kurulan Cam Ocağı Vakfı'nda atölye çalışmalarına başladım. Cam Ocağı yurt dışından konusunda en iyi cam sanatçılarını ve cam heykel sanatçılarını ülkemize getirerek bizlerle çalışıp bu konuda ilerlememizi, teknikleri ve cama göre formu düşünmemizi öğreten hocalarla çalışmamızı sağlamıştır. Onun için çok mutluyum böyle bir okulda eğitim aldığım için. Dünyanın sayılı cam okullarından biridir Cam Ocağı Vakfı. Cam Ocağı Vakfı'nda genellikle uzun dönem atölye çalışmaları, yazları yapılır. Orada 3-4 yabancı sanatçıyla çeşitli teknikler öğrendikten sonra bronz çalışmalarımın yanına cam heykel çalışmalarına devam etmeye başladım. Cam benim için formlarımı güçlendiren, zenginleştiren bir malzeme. Camın şeffaflığı, geçirgenliği, netliği kafamdaki kadınlarla birleşiyor ve formlarımı güçlendiriyor. Onun için cam çalışmaktan mutlu oluyorum ve genellikle formlarımı, kadın formlarımı camdan üretiyorum. Bir yandan da cam benim için sadece bir malzeme olabiliyor. Çünkü kavramsal olarak benim kendimi ifade edişim zaten formlarımla, heykellerimle. Fakat cam benim heykellerimi zenginleştiren, ileriye taşıyan bir malzeme olduğu için benim için çok önem taşıyor. Ben özgür bir kız çocuğu olarak yetiştirildim. Ve özgür bir kadın oldum. Baskı görmedim, zulüm görmedim, aşağılanmadım. Bu konuyla ilgili dünyada o kadar çok rahatsız olduğum, kadınlara uygulanan şiddet ve zulüm var ki bunun vurgulamak adına 2015 yılında bir sergi açıyordum. Kişisel sergim vardı. Serginin adını Tutsak koyduk. Tutsak adlı eserimde de cam heykel kullandım kadınımda. Çünkü kadınla camı birbirine çok benzetiyorum. Cam kırılgandır, kırıldığında keskindir, bir o kadar kuvvetlidir. Tıpkı kadın gibi diyorum. Tutsak heykelimde kadının çevresine parmaklıklar yaptım. Parmaklıkları bronzdan yapmayı düşündüm. Fakat kavramsal olarak gene camla bütünleşeceği için parmaklıklarımı camdan yaptım. Bronz görünümü verdim. Dokunduğunuz zaman bile birçok insan cam olduğunu ayırt edemiyor. Burada da aslında olmaz görünenin olabileceği
yapılmaz görünenin yapılabileceği, kırılmaz görünenin kırılabileceğini vurgulamak için o camı yaptım. Kadın gücüyle o parmaklıklardan kurtulabilir dedim. Tutsak heykelim Hobi Sanat Galerisi'nde sergilendi ve Mine Sanat Galerisi'nde sergilendi. Bu heykelde 3 farklı teknikle çalıştım. Cam kadınımı önce kayıp mum tekniğiyle yaptım. Ardından soğuk cam çalışarak finisajı bitirdim. Parmaklıklar da camdan, özel bir teknikle metal görünümü verdim ve füzyon tekniğiyle yaptım. Ölçüleri 40 cm yüksekliğinde 33 cm ve 20 cm olarak bitirdim. Geleneksel cam sanatında genellikle kullanım amaçlı yapılan cam formları görüyoruz. Teknikleri sanatsal olabilir. Artık çağdaş sanatta ben cam heykelle ne yapabilirim peşindeyim. Tabii ki burada bir duyguyu, bir kavramı anlatmak istediğim bir cam heykeli sınırsız sayıda üretmiyoruz. Çok az sayıda yapıyoruz. Bazen tek yapıyoruz. Burada önemli olan camın sanatın neresinde yer aldığı. Bu da teknikten ziyade form olarak yer alabiliyor mu? Kavramsal olarak bir şey ifade edebiliyor mu? Bu çağda artık camın sadece kullanım malzemesi olmadığını, kavram ifade edebileceğini göstermek için ben cam heykel yapıyorum. Teknik olarak farklı tekniklerde çalışıyorum. Yapış amacım da camla çalışmakta farklı. Galerilerde sergiliyorum ve müzelerde yer alıyor bazı işlerim. Dolayısıyla geleneksel cam çalışanlardan biraz ayrıştığımı düşünüyorum. Hüseyin Yunus Donkuş Atölyesi'nde çalışırken bizim canlı modelimizdi. Bir ayakkabı boyacısıydı. Yaklaşık 3 ay onun büstünü yaptık. Çok acılarla deneyimlenmiş bir yaşam hikayesi vardı. Ve bu suratına, çizgilerine müthiş yansımıştı. Beni çok etkiledi. Hüseyin'e önce atölyemde uzun süre klasik bir büst olarak sakladım. Daha sonra cam heykeli olarak yapmak istedim ve yine camın özelliklerini vurgulamak adına farklı kesimlerle biraz kübik bir form haline getirdim. Hüseyin Hobi Sanat Galerisi'nde önce sergilendi. Daha sonra 2014 yılında İsveç Türk cam sanatçılarını davet etti ülkelerine. Burada bir jüri yaklaşık 30'a yakın cam sanatçısını seçti ve ben İki cam heykelimle bu sergide yer aldım. Önce Stockholm'de Hüseyin ve İz adlı işim yer aldı. Edwigs Art Hall'da sergilendi 15 gün. Ardından Costa Boda Müzesi'ne gitti işlerimiz ve 6 aylık kalıcı sergide yer aldı. Türkiye'ye döndükten sonra işim, müzeye girme gibi bir hayalim vardı. Eskişehir Cam Müzesi'ni önce düşündüm. Ve bağlantı kurup cam heykellerimin görsellerini yolladım. Orada belli periyotlarla jürilerin toplanıp koleksiyona seçme aşamasını bekledim. Tabii bu çok heyecanlı ve biraz stresli bir dönemdi. Sonra kabul aldığımı duydum ve Hüseyin Eskişehir Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'ne kabul oldu. Ardından Box Müzesi vardı kafamda. Box Müzesi biliyorsunuz Bayburt'un 45 kilometre dışında Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepede müthiş mimarisiyle
değerli sanatçı Hüsamettin Koçan'ın kurduğu, Türkiye için çok kıymetli bir müze. Orada yer almak en büyük hayalimdi diyebilirim. Hüsamettin Koçan'la iletişim kurma fırsatı buldum. Önce işimin görsellerini gösterdim. Daha sonra kendilerini gösterdim. Sağ olsun övgüyle ve büyük bir destekle iki tane cam heykelimi Baksı Müzesi koleksiyonuna kabul etti. Bu benim için çok mutluluk verici ve çok onur vericiydi. Hüseyin heykelimi önce çamurdan çalıştım. Muma döküp mumla tekrar çalıştıktan sonra cama aktarmak için kill casting tekniğini uyguladım. Kayıp mum tekniği. Daha sonra da soğuk cam finsajla, soğuk cam çalışmayla bitirdim. Uzun süreçte sadece kendi alanımda değil, tabii bütün alanlardaki birçok sanatçıyı takip ediyorum. Ve bütün sanatın tüm alanlarının birbirini besleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki çok etkilendiğim sanatçılar var. En sevdiklerime söylemek gerekirse. Seramikte Jus Kitson var, Avustralyalı. Müthiş bir kadın sanatçıdır. Heykel deyince tabii ki Louis Bourgeois. Camda Per Stoka var, çok değerli bir cam heykel sanatçısı. Anne Wolf var, kendi hocalarım var burada tanışıp onlarla çalışma fırsatı bulduğum. Vladimir Klein ve František Janák. Çok değerli cam sanatçıları. Hem heykellerinde kullandıkları kavramlar, hem o kavramları camda nasıl aktarabilecekleri bana çok örnek oldu bu cam sanatçılarının. Tabii ressamlardan resme yeni başladığım zaman bilhassa beni en çok etkileyen sanatçı Modigliani. Yaptıkları, anlatmak istedikleri anlatış biçimi dışında hayat hikayesi de beni çok etkilemiştir. Kadınların da vermek istediği hikayeleri benim çalışmalarımda bana çok yol açmıştır. Heykellerimde bile üzerimde etkisini hissederek yaptığım işlerim vardır. Türk cam sanatındaki geleneksel tekniklerden farklı tekniklerle çalışıyorum. İki teknik kullanıyorum. Kill casting denen kalıpla şekillendirme, diğer bir adı da kayıp mum tekniği ve cold working denen soğuk cam şekillendirme. Cam çalışırken önce heykellerime farklı malzemelerle çalışıyorum. Bu çamur olabilir, strafor olabilir, alçı olabilir, ahşap olabilir, mum olabilir. Heykellerimi yapıyorum bu malzemelerle. Ondan sonra diğer aşamalarına geçiyorum, cam aşamalarına. Çeşitli kalıplama şekilleriyle. Önce heykelimin kalıbını alıyorum. Daha sonra bunu muma döküyorum ve mumda tekrar camda son görmek istediğim aşamaya kadar mumda çalışıyorum. Fırına camla birlikte girebileceği için özel kuvvetlendirilmiş alçılar hazırlayarak bir kalıp hazırlıyorum. Rezervuar yapıyorum ve camlarımı bu kalıbın rezervuarına doldurup fırınlıyorum. Benim işlerim büyüklüğü, boyutundan, ağırlığından ve hacminden dolayı genellikle 20 gün, 1 ay arası fırında kalıyor. Bu tabii çok eziyetli bir süreç, bunu beklemek çok stresli bir süreç. Fırından çıktıktan sonra işlerimi alçının içinden çıkarıp bu sefer cold working denilen teknik devreye giriyor ve
çeşitli elmas uçlu aletlerle soğuk cam çalışması yapıyorum ve son finisajını elde ediyorum. Benim kullandığım teknikte fırında camın kaldığı süreçte başka malzemelerle bir araya getirmek cam için büyük risk. Onun için ben camla bronzu bir araya getirdiğim işlerim oldu. Bunları iki farklı parça olarak düşünüp camı ayrı şekilde tasarladım, ürettim ve bronzu ayrı. Sonra ikisi de bittikten sonra bir araya gelerek birleştirdim. Yani bir bütünü parçalara bölüp bu parçaları farklı malzemelerden yapıp daha sonra birleştirme olanağım oldu. Yüzleşme adlı heykelimde hamilelik döneminde aslında aynaya baktığımda duygu karmaşamı anlatmak istedim. Anne olacaktım ama buna hazır olup olmadığım karmaşası içindeydim. Bedensel değişime uğruyordum. Gördüğüm şeyi kendimle bütünleyemedim. Çok farklı hisler içindeydim. Burada iki tane karşılıklı ben yaptım. Arada cam koydum ama o ayna benim için. Bu aslında iki dönemimi ifade eden bir otoportre diyebiliriz. Hobi Sanat Galerisi'nde sergilendi. Daha sonra Meridian Otel'de sergilendi. Ardından SOART Farkındalık Projesi için Ketuda Hamamı'nda sergilendi geçen sene. Kadınları konstrüksiyon üzerine alçı yaptım. Alçıdan sonra muma döküp mumda çalıştım. Bitirdikten sonra iki kadının arasına aynayı sembolize etmesi için cam koydum. Ölçüleri yüksekliği 45'e 20-25. Cam sanatı güncel sanata uyumlu fakat bazı sorunlar var. Türkiye'de hala cam heykele yeterince kıymet verilmediğini düşünüyorum. Bunun cam objeden ayrılamadığını görüyorum. Bu çok üzücü. Gelişmemesinin sebeplerinden biri de özgünlük problemi de olabileceğini düşünüyorum. Kavramsal olarak kendi duygularınızı, düşüncelerinizi özgün formlarla ifade edebildiğiniz noktada işlerimiz ileriye taşınabilir. Etkilenmek dünyanın her yerinde sanatta olduğu gibi hepimiz birbirimizden etkileniyoruz ama mümkün olduğu kadar işlerimizde duygularımızı ifade ederken özgün formlarla ifade etmeye çalışmamız gerekiyor. Bunda bir zafiyet görüyorum, bazen rahatsızlık duyuyorum. Bunda galerilere çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü omuzlarına aldıkları ve izleyiciye taşıdıkları sanatçıların işlerinin özgünlüğü, sanatın neresinde yer aldığı, onlar tarafından belirlenmesi ve doğru empoze edilmesi gerekiyor. Bu işlerin benzer değil, çok yakın bir şekilde başka sanatçılardan kopyalandıklarını görmek çok üzücü oluyor. Belki bu sorunları aşsak, özgünlüğe daha çok önem versek, kendi gelişimimizle işlerimizi ileriye taşımaya çalışsak, daha geriye bırakabileceğiz bu sorunlarımızı. Belki böylelikle güncel sanatın içinde daha çok yer alabilir. Yeteneklerimizin Tanrı'nın bir armağanı olduğunu düşünüyorum. Eğer bunun farkındaysak, bunu geliştirmek bizlerin görevi. Yaptıklarımın, ürettiklerimin
var olduğuma dair bir iz olduğunu düşünmek benim hayattaki en büyük motivasyonum.